Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bir akşam videoyla karşınızdayım Papyon'da. Kudurdu. Papyon ayrı kudurdu. Kuşlar ayrı kudurdu. Kuşları balkona çıkardım. Hava çok güzel olduğu için onlar balkon havası, böyle orman havası aldıkları için bir apayrı kudurdular. Neyse, bir günlük vlogla daha karşınızdayım. Bu bir akşam vlogu olacak. Saat şu an 5'e 10 var. 10 dakika içerisinde makinedeki kirli bulaşıkları yerleştireceğim. Hayır, öyle değil. Makinedeki temiz bulaşıkları, yıkanmış olanları yerlerine yerleştireceğim. Şurada biraz kirliler var. Onları makineye yerleştireceğim. Ondan sonra buzdolabını temizlemeye geçeceğiz. Buzdolabını temizlerken size böyle hızlandırılmış halde göstereceğim. Bir yandan da Özlem Gürses başlayacak saat 5'te. Bir yandan da onu izleyeceğim. Dün akşam hocayla Halil amca yemeğe geldiler. O yüzden bir makine doldu. Hatta bir yarım makine daha bulaşık var. Onlar kaldı ama çünkü geç saatte makineyi çalıştırdım, durdu falan filan. Neyse. Şimdi bunları yerleştireceğim. Ondan sonra buzdolabını temizlerken tekrar görüşürüz. Buzdolabını güzelce temizledim. Kapak kısmı kaldı. Yarım falan da artık kapağı temizlerim. Şöyle üst kısma şu şekilde bir şeyler yerleştirdim. Ondan sonra kahvaltılıkları şöyle saklama kaplarının içerisine koydum. Yoğurdun üstü açık. Birazdan onu yiyeceğim çünkü. Şurada sebzelerim var. Şurada ekmeklerim var. Şuralarda da kahvaltılık falan ürünlerim var. Vallahi güzel oldu, temiz oldu. İçime de sindi. Ve şurada da yemek yapıyorum. Tableti göstermeyeceğim. Görüntülerden bile şey oluyor. Armağan Çağlayan'ın programını izliyorum. Ve kendime bir salata yaptım. İçerisine tere domates ve lahana var. Ondan sonra şurada da siyah pirinç pişiyor. Bir bardak siyah pirince 3 bardağı birazcık geçecek kadar su koydum. Arkadaşım bunu da yurt dışından getirmiş bana. Papyon! Yere kestane düşmüştü, onu yemeye çalışıyordu. O seni yiyeceğim bir şey değil ki. Böyle karnım çok acıktı. Yemek bir an önce pişsin istiyorum. Gerçekten aşırı acıktım. Ceviz falan kemiriyorum bir köşeden ama
bir yandan da artık şeyin yeni bir formatı çıktı. Bu 1968 kanalının ne derler ona? Yemek falan yapıyorlar, bir şeyler yapıyorlar. Onu izliyorum. O da beni iyice acıktırdı. Bekleyeceğiz artık. Siyah pirincin pişmesini bekleyeceğiz. Hadi bakalım. Görüşürüz. Bir sonraki günden herkese merhaba. Dün videom öyle kaldı. Çünkü yoruldum. Bayağı yoruldum. Yani demir eksikliğim falan olduğu için ben biraz çabuk yoruluyorum. Bana maalesef ki yapacak bir şey yok. Bugün devam ediyoruz. Bir de yapacak da bir şey yoktu. Zaten işte ne bileyim makyaj çıkarmamı hep aynı şekilde yapıyorum. Biliyorsunuz cilt bakımımı. Papyon. Şşt. Aa. Ondan sonra yani her şey bildiğiniz gibi aynı olduğu için bıraktım biraz da. Neyse bugün devam. Kendime kahve yapıyorum. O arada da double olunca 2 saati çekiyor suyu. Kargom geldi. Ne olduğunu ben biliyorum. Yeliz abla gönderdi. Hatta şeye Hasan'a göndermiş. Kargomu beraber açacağız. Benim çok aşırı sevdiğim, çok da mutlu olduğum bir şey geldi. Beni izliyorlar mı bilmiyorum bu arada. Yeliz abla benim YouTube kanalım olduğunu biliyor mu? Bilmiyorum. İrem biliyordur herhalde. Şimdi açalım bakalım. Bu dünya üzerinde en sevdiğim şey geldi. İki poşete birden konuşuyor. Tabii önemli, kıymetli bir şey. Şalvarım geldi. Beline lastik takacağız. Lastiği taktıktan sonra da mükella, ama bu da kısa. Ama olsun. Kısa mı önemli değil. Şöyle şalvarım deseni de modeli de bu. Çok çok seviyorum. Gerçekten çok seviyorum ve çok teşekkür ederim. Yani bana mesela bu kısa geldi. Ama evet. Hiç kimse benim boyumun bu kadar uzun olduğunu tahmin etmiyor anladığım kadarıyla. Bir de biz Yeliz ablayla yıllar oldu görüşmeyeli. Büyük ihtimalle şey yapamadı. Boyumu kestiremedi. Evet, tamam. Şey aşağıda olunca ama çekerse gene maalesef kısa olacak. Şalvar konusunda, şalvarda boy konusunda çok sıkıntı yaşıyorum. Çünkü sanırım bizim köyün en uzun kızı benim. Ya da en uzun kızlarından bir tanesi benim. Mesela Derya ablam, amcamın kızı da uzundur. Onun haricindeki herkes kısacık. Bir biz uzun kalmışız, bir biz uzamışız. O yüzden şalvar boyunda çok sorun yaşıyorum. Şimdi İzmir'de olunca yengem, Hüseyin amcamın karısı, Nuriye yengem, kendisi hemen böyle 2 dakikada diki veriyor ve sadece şöyle bir boyuma bakıyor. Onunkiler tam oluyor ve onun şey yaptıklarını, diktirdiklerini ya da diktiklerini şey yapabiliyorum. Uzun sürelerce giyebiliyorum ama maalesef kendi köyümden gelen şalvarlar olmuyor. Sadece şeyden, hani İzmir'de özel yengemin diktikleri oluyor. Neyse, sorun değil. Şalvar benim her halükarda çok 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 sevdiğim, çok da severek giydiğim bir şey. Hatta şu an altımda gene şalvar var. Neyse, evde lastik vardı sanırım. Ben bunu bir beline lastik takayım. O arada da kahvemi içeyim. Ondan sonra da giyip size gösteririm tabii ki de. Hazırlandım, süslendim, püslendim, geri geldim. 2.30'da hocayla buluşacağız. Zor'da da buluşacağız. Hocanın kıl kuyruk bir arkadaşı var. Ondan orada buluşacağız. Adam kendisine kıl kuyruk dediğimi bilse gerçekten topuğuma sıkar. Hakikaten vurur yani. Topuğumu da bırakmaz. Ama iki kaşımın arasından vurur götürür. Ama gerçekten çok kıl kuyruk bir insan. Yani çok cins bir tip. Neyse. Neyse de neyse.
onunla buluşana kadar karnım acıktı. Zaten ben orada yemek yemiyorum. Orada yemek yeme işimin sebebi de böyle çok şeyler. İşte geldiler böyle yediler, içtiler, gittiler falan diye konuşabilecek insanlar oldukları için ben orada hiçbir zaman yemek yemiyorum. Yani daha böyle bir lokma bir şey yemedim. Sadece kahve içerim. Hani kahvenin de lafını yapıyorsa günah yani. Ben çocukken ilkokula ben tam gün öğrenciydim. Sabah giderdim ilkokula. Ortaokula kadar da hep böyleydi. Lisede bir ara bir okul yıkıldı. Onlar bizim okula da geldikleri için bir sabahçı öğrenci durumu oldu. Hatta orada da sabahçıydım. Sabah saat 6'da falan evden çıktığımı hatırlıyorum. Çok da iyi hatırlayamıyorum ama neyse konu o değil. Şey yapardım, kendime kahvaltı hazırlardım. En sevdiğim kahvaltıda sütü böyle hafif ısıtıp içerisine petit beurre bisküvi kırmak. Aman Allah'ım. O kadar çok severdim ki o kahvaltıyı. Şimdi bu o zamanlar hani ne bileyim biz mi bilmiyorduk yani bizi eve almıyorduk herhalde. Cornflakes falan mevzusu yoktu yani o zamanlar. Açık ateş bastı, şurayı bir açalım. Ondan sonra ve şey hala böyle her Kellogg's falan yediğimde aklıma o zamanlar gelir. Yani zor zamanlardı benim için. Hayatın zor zamanlarıydı. O yüzden hani güzellemiyorum. O kadar da güzellemiyorum yani. Çünkü ben ilkokulda hem akran zorbalığına hem de ne bu tadını çıkarın. Migros. Kapat. Hem akran zorbalığına hem de öğretmen zorbalığına çok geldim. Hatta böyle size bir anımı anlatayım. Yani bir sürü var ama mesela benim en büyük travmalarımdan bir tanesidir bu. Hani Allah'tan ben bunu açtım ve çok böyle hani her insanı çok seviyorum ama o zamanlar şöyle bir şey vardı. Bizim bir sınıf hocamız vardı. 6. sınıfa gidiyordum daha böyle ilk 5'i bitirdik. Zaten ilk 5 rezalet. Rezalet. Gerçekten rezalet. Yani benim okulum böyle subay çocuklarının lojmanlarının oturduğu falan böyle lojmanların arasında işte subay çocukların oturduğu bir yerdeydi. Ve böyle 3 öğretmen böyle bir şey bir ayaklarının hani üzerine ağırlıklarını vermişler böyle bir tarafa yaslanarak konuşuyorlar böyle bize bakıyorlar sınıf böyle oturuyor. 3 öğretmen bakın bir tanesi matematik hocası, bir tanesi edebiyat hocası, bir tanesi sosyal bilgiler hocası. Dediler ki ya işte bakın subay çocuğuyla pardon asker çocuğuyla Ayaz Ağa çocuğu ne kadar farklı. Her şeyden belli demişlerdi. Hayatım boyunca unutmam. Hiç bunu da unutmayacağım. Yani hiç unutmayacağım ve bu yüzden de benim için iki insan arasında ne maddi ne manevi hiçbir fark yoktur. İşte ne bileyim insanlar böyle çöpçü bile insandır falan diye konuşur ya asla öyle cümlelerim yok benim. Bile diye bir şey yok yani hani çöpçü bile diyeceksem işte iş adamı bile hani benim arkadaşım olabilir hani aynı o bile kısaltmasını küçültmesini onun için de kullanabilirim. Neyse bir bu bir de Beyhan Hoca vardı beden eğitimi öğretmeniydi. 6. sınıfta bizim sınıf hocamız oldu. Beyhan Hoca'nın soyadını asla hatırlayamıyorum ama tayini çıkmıştı ve defolup gitmişlerdi. Allah'tan ortaokulu o kadınla, o lanet kadınla bitirmedim. Yani düşünürken, anlatırken bile sinirleniyorum çünkü ben çocuktum. 11-12 yaşında çocuktum ben ve ben bir öğretmene ne yapabilirim ki? Neyse. Pabyon girer misin içeri? Böyle sınıf 28 kişi, 29 kişi falan ve bizi böyle sıralara kendisi oturtuyor. Kendisi yerlerimizi seçiyor. İşte böyle kızlar öğretmen masasının önünden doğru böyle sıralanıyorlar. İşte Rabia ile Tuvana'yı, işte ne bileyim onunla onu, öbürünü öbürünü. İşte bazı kişileri de tek başına oturtuyor. Mesela Cansu diye bir kız vardı. Bir sınıfta iki Cansu'yduk. O yüzden bana Hilal diyorlardı. Benim adım Hilal Cansu.
böyle bir iki kişiyi de tek başına oturtuyor. Hani bu bir iki kişi neden tek başına oturuyor? İşte şeyden dolayı falan değil, işte çok yaramaz, çok sıkıntılı, kavgacı, çok konuşan falan değil yani. Mesela Cansu sınıfın en çalışkanlarından. Cansu'yu yalnız oturtuyor ve bütün sınıf iki kişi oturuyor. En fazla iki kişi oturuyor. Beni okuduğumuz o şey bir sitedeydi. Okul bir sitenin içindeydi böyle. Bunu da gizlemiyorum yani, OYAK sitesinde, Ayazağa'da, burada OYAK sitesinde okudum. Bilenler falan varsa. İşte sitelerde kapıcılık yapan iki ailenin çocukları vardı. Veli ve Ferdi. Bunlar çok iyi arkadaşlar, çok iyi çocuklar. Beraber otururlar hep. Onları ayırmadı ve beni de onların yanına oturttu. Kendince biliyorum ki beni işte kapıcı çocuklarıyla oturtarak aşağıladı. Ama bakın yani ne bir sorun, ne bir sıkıntı, ne benim sınıfa verdiğim, ne de hocalara verdiğim hiçbir zarar yok. Hani tamamen egosundan, tamamen egosundan yaptı. Bir de şey vardı, mesela benim babam okula işte böyle büyük bağışlar, büyük yardımlar yapmazdı. Okul aile birliğine paralar vermezdi böyle. Ondan sonra atıyorum mesela işte kağıt bir şey lazım olduğu zaman ya da işte pilot kalem falan lazım olduğu zaman alırdı. Ama okula zarfın içerisine para koyup vermezdi. Ya da bağış istediklerinde atıyorum bir 5 lira 10 lira bir para verirdi. Ondan sonra kötü durumda değildik ama o paraları herkes biliyor. Herkes de biliyor. Okul aile birliği başkanları hep bir iç ederdi. Yani benim mesela bir arkadaşımın annesi okul aile birliği başkanıydı. 2 sene mi 3 sene mi okul aile birliği başkanlığı yaptılar. Komşumuzdu. Yani onların hayatlarındaki değişimi hatırlıyorum mesela. Neyse mesela bu şeyde okul aile birliğine yardım eden çocuklar daha torpilli olurdu. Ondan sonra mesela Cansu'nun annesi vardı, Bilge teyze. Mesela Bilge teyze okul aile birliğinde bir şeydi böyle. Başkan yardımcısı mıydı neydi? Bir yönetici bir şeydi yani. Mesela Cansu tek otururdu. Ben de böyle iki tane oğlan çocuğunun yanında ve oğlan çocuklarının ailelerinin mesleği kapıcılık. Ondan sonra işte sonra apartman görevlisi oldu ya, o kapıcı. Kapıcı abi işte yani. Kapıcı, temizlikçi nedir yani? İnsanlar onuruyla, gururuyla, ahlakıyla çalıştıktan sonra ne bileyim yani bir şeyci olmasını yumuşatmaya falan ne bileyim, gerek yok yani. Neyse. Ve hiç mesela unutmam kırgınlığımı, bu şeyimi unutmam. Bunları neden anlattığımı da asla hatırlayamıyorum şu an. Yani işte okuldan oradan buralara geldi. Yani güzellemiyorum. Benim için zor zamanlardı. Benim için sıkıntılı zamanlardı. Mesela bizim sınıfımızda hırsızlık oluyordu. İki arkadaşımız yapıyormuş ve hiç unutmuyorum. Benim için şey dediler, işte Hilal yapmıştır. Neden? Annesi yok. Annesi olmayan insan hırsızlık yapacak diye bir şey mi var? Annesi olmayanlar hırsız mı oluyor ya da ne bileyim, sizin anneniz var da nesiniz, hani yetiştirememiş, yapamamış, olmamışsınız yani. Ondan sonra böyle şeyler çok fazla yaşardım. Bunları hatırlıyorum. Yani ben annesizliğimin acısını okulda çok yaşadım. Mesela bilmiyordum ben. Benim annemle babam, ben böyle 3-3,5 yaşındayken ayrılıyorlar ve hani şeyim yoktu yani. Ne derler ona? Yengelerimle falan büyüdüğüm için işte ne bileyim, mesela bakıcılarım vardı benim, dadı teyzelerim vardı, ablalarım vardı. Onlar bana çok iyi davranırlardı. Çok severdim onları. Hani ben o yüzden böyle ne bileyim, annesizlik bana çok şey gelmezdi. Mesela işte Filiz annem vardı. Üçüz kardeşlerimin annesi vardı. Bana annesizlik böyle hani annem yok gibi böyle bir his yoktu bende. Ama ilkokula başladıktan sonra ne bileyim, beni böyle hırsız da ettiler, arsız da ettiler, birçok şey ettiler yani, annesiz böyle hani öksüz çocuk falan ettiler beni. Bunlar beni hep çok kırdı, çok yaraladı ve benim bu yaralarımı sarmam o kadar uzun sürdü ki, gerçekten çok uzun sürdü. Yapmasa ki, keşke kimse yapmasa ya böyle şeyler. Mesela düşündükçe çok üzülüyorum, çok kırılıyorum düşündükçe.
Çünkü annesiz olmam benim suçum değil. Annesizlik bir suç değil, bir günah değil. Ya da ne bileyim bir günah keçisi arandığında seçilecek ilk kişi, böyle parmakla gösterilecek ilk kişi ben değildim. Ama yani işte dediğim gibi hırsız da ettiler, arsız da ettiler. Yani gerçekten güzelleyemem. Hani asla güzelleyemem. Mesela ben şimdi şeye falan da kızıyorum işte. Herkes çocukluğumuzda soba yanardı. Hayatında hiç soba temizledin mi abi? Hani soba yanardı da sen yakmıyordun. O yüzden güzeldi, sıcaktı. Ama sobayı yakan için soba yakmak, soba temizlemek, işte o içindeki kurumları şey yapmak, ne bileyim dışarıdan o soğukta odun getirmek, kömür taşımak, bir şeyler yapmak falan kolay değil yani. Hani bunların bile güzellemesinden ben hoşnut değilim, sevmiyorum. Yani evet, çocukluk her şey güzeldi. Çocukluk fakirliğin ne anlama geldiğini, yoksulluğun nasıl bir şey olduğunu bilmiyorduk. Hani biz yoksul bir aile değildik. Bu arada hani orta direk bir aileydik. Durumumuz fena değildi. Hatta orta direkten böyle daha iyi durumumuz, hani iyi olduğu zamanlar da vardı. Çünkü babam emlakçıydı benim. Emlak komisyoncusuydu ve güzel paralar kazanırdı. Ama mesela hani çocukken anlamını bilmediğimiz şeyler şimdi anlamlanıyor, ama bunun anlamını bilmemize rağmen hala güzellemeye devam ediyoruz. Yani sen niye fakirliği güzelliyorsun ki? Niye sefaleti, niye yoksulluğu güzelliyorsun ki? Yani bunu şimdi güzelleyen insanlara da bakıyorum, böyle güzel evlerde güzel hayatlar yaşıyorlar. Madem bu kadar özlem çekiyorsun, kombiyi kapat, evine bir soba al da yak hadi yani. Neyse işte. ne kadar şey yaptım ya, ne kadar bu konuda dertliymişim. Şimdi saat 2'ye çeyrek var. Hemen karnımı doyuruyorum ve bir çanta hazırlayacağım. Çünkü 2-3 gündür şu fosforlu cevriye çantamı kullanıyorum. Işıklarda işe çıkan ya da otobanda işe çıkan şeyler, tövbe estağfurullah. Neyse, bu çantayı kullanıyorum. Bir arkadaşım bana bunun şey çantası, eskort çantası olduğunu söylüyor sürekli. Ama ben böyle simli taşlı pullu şeyleri çok seviyorum, biliyorsunuz. Yani böyle yanarlı dönerli şeyler falan çok hoşuma gidiyor, ama Sinan beni her gördüğünde bu çantayla ilgili böyle bir şey söylüyor. Neyse. Çanta hazırlayacağım ve çıkacağım işte. Önce bir şu Kellogg's'umu yiyeyim. Çikolatalı olanı bu. Böyle aralarda çikolatalı parçacıklar var. Bu sağlıklı iyi bir şey değil ama sonrasında bir arkadaşımla yemeğe gideceğimiz için şimdilik böyle bununla bir altılık yapayım. Ondan sonra kahveyle biraz daha bastırır beni. Ondan sonra da dediğim gibi yemek yerim. Ve bu arada bizim diyete başlamamız lazım arkadaşlar. Kesinlikle diyete başlamamız lazım. 13 dakikadır konuşuyorum. Resmen bir videoluk konuştum. Gidiyorum tekrar sağda solda bir yerlerde. Görüşürüz. Videoyu artık kapatmaya geldim. Vlogun sonuna geldik. Ve sizlere hediyelerimi göstereceğim. Almanya'dan bir ablam hediye gönderdi. Bir de erkek arkadaşım sevgililer günü hediyesi aldı. Önce sevgililer günü hediyesini göstereyim. Şöyle bir yüzük ve kolye seti almış bana, sağ olsun. Şöyle çok beğendim, çok tatlı ve zarif, ama kolyesini bir 5 santim falan, tamam be, değmiyoruz bir yerine. Bir 5 santim falan uzatmak lazım. Bunu bir ara halledeceğim. Ondan sonra ablamın hediyeleri. Gülistan abla göndermiş bunları. Almanca olduğu için adını bilemeyeceğim ne yazık ki. 2019 şişe, 2019'da şişelenmiş bir kırmızı şarap. Şöyle güzel değişik bir şişesi var. Bir tane kırmızı şarap almış. Ondan sonra bir tane Nussknacker herhalde böyle okunuyordur. Şöyle fındıklı bir çikolata almış. İçerisine 6 tane olan bir şeyle fıstıklı bar çikolatalardan almış. Bizdeki Snickers'lar var ya, bir tanesini ben yedim, bir tanesini de su sipariş etmiştim. Su siparişini getiren abiye verdim çünkü kapıyı açtığımda onu yiyordum.
O yüzden bir tanesini ona hediye ettim. Bir tane de Milka almış. Milka'nın Oreo'lu olanını almış. Şöyle çok severim çikolata gerçekten, sağ olsun. Ve bu kadar. Artık videoyu kapatıyorum çünkü bugün bir yerde bir 13-15 dakika kadar konuştum ya. Bir yandan da benim videom yükleniyor. Buna da bir bakalım kaç dakika kalmış. 12 dakika kalmış. 12 dakika sonra yeni bir video yükleyeceğim. Bugün günlerden cumartesi biliyorsunuz. Ve şey yapacağım. Kardeşlerim dizisini izleyeceğim. Kendime bir kahve yaparım büyük ihtimalle. Öyle kahve, televizyon, dizi keyfi yaparım. Bir yandan da ütü yapacağım bu arada. Şu yüzümde de bir sivilce var. Şurada. Geçecek inşallah yarın öbür güne. Ben regli olduğumda bir tane sivilce mutlaka çıkartıyorum. Ona yapacak bir şey yok. Neyse. Ütü yapacağım, kahve içeceğim, dizi izleyeceğim. Bu akşamı da böyle bitiririm. Papyonu çişe falan çıkarttım. Nerede o? Neredesin Kel? Kel Tuş. Nerede be? Ha, şuradaymış. Öyle işte. Bu videodan bu kadarlık bir video olsun. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşene dek hoşça kalın. Kanalıma da abone olun. Görüşmek üzere.